Şimdi ama çıkış noktan da çok enteresan. Mesela ben de hep şey yaparım. Tam çıkış noktamdayız zaten. Burada mı görmüşsün o vitamini? Tabii. Yani bunun şey öbür kısmı. Peki tabii. Göz göze gelip de mi bunu düşündün? Ya? Ben de hep o Noel babalarda, palyaçolarda hep bir vardır bir hüzün. Yani o işini yapan herkes de var tabii ki. Ama sanki onun içine dünyası da kapalı ya o. Evet. Hani mesela hamburgerin içinde ya da vitaminin içinde. Ne düşünür, ne yapar, nasıl yatar filan. Ya işte zaten... Galiba yani empatik düşünce ile başlıyor hikaye anlatma işi öyle. Bunun içinde kim var? Yani terliklerde de hep sorduğum bir şeydi aslında galiba oradan çıktı bu iş. Ama bir de bizim mahallenin Noel babası nasıl olurdu? İki fikir bir şekilde eşleşti aslında. Çok güzel bir şekilde eşleşmiş ama hoş bir şey. Şimdi herkes artık bu filmi seyreden herkes daha doğrusu daha başka şekilde bakmaya başlayacak. Tabii herkes derken bu filmi seyreden herkes. Henüz seyretmeyen herkes değil. Bundan sonra zaten yavaş yavaş seyrediyor insanlar. Yeni yıl da geliyor, yeni yıl öncesinde. Peki şimdi rol dağılımı nasıl oldu? Bence Oscar eseri. Ben ayağı 90 dakika şimdi, bir insan mı oynadım? Sabah Hanım şöyle düşünüyor. Bir de sen gülme, sen de varsın. Dedim ki, ne, o neydi dedim, cep telefonu dedim. Sabah Hanım şöyle düşünün, bir insan köfteyi oynuyor. Kendi dudakları da köfte. Daha bunda uygun olur. O yüzden ben dudaklarım yüzünden zaten o rolü seçtim. Zaten dudağı yani sen şimdi içimizden bir hamburger seçsen. Kimi seçersin? Evet. Çok doğru. Patates de Nazmi. Ha sen de patates miydi? Filmin başında hadi güle güle dediğimiz adam. Ya zaten çok küçük alan var kendini göstermek için. Ben de hani bende ne varsa arada dudağımı çıkarıyordum. Gözümü hani ne varsa göstermek o bile çalıştım. Yeter dedin yani. Evet yani yeter demedim. Yeterse seyircilerin takdiri yani. Sonuçta hani bir dudakta ne kadar filmde yetti, şey yapalım. Yetti değil mi hocam? Peki şey oluyor mu işte sen neden hamburger oldun? Sen neden satıcı oldun? İşte sen neden başroldesin? Yani o grubun içerisinde bu ekibin içerisinde o dağılım nasıl şöyle oldu? Şöyle yaptık. Ben herkese birer küçük kağıt dağıttım. Rolleri yazın dedim. Sizce kim oynasın yaptık. Aslında aşağı yukarı da şimdi filmde gördüğünüz rol dağılımı çıktı. Yani biz böyle oylamayla. Şey var mıydı sizlerin arasında? Ay inşallah ben çıkarım şu rolde falan. En çok hangi rol istiyordun sen? Rıza Şenyur. Rıza Şenyur. Bir iki kişi yazmıştı biliyor musun? Rıza Şenyur'da da kendini yazan vardı. Sen miydin? Şahin'di büyük ihtimalle. Kim yazmıştı onu? Kim kendini yazdı Rıza Şenyur? Ersin mi? Sen mi? Biri yazmıştı şaka. Ben yazmıştım. Sen yazdın. Evet, ya. Evet. Sen mi ya? Nereden tabii nereye? Tabii şaka yapmıştım. Bak, onu yazmasaydı şaka. Şaka sevimli olur Yılmaz abi bana verir diye olmadı. Gece tatsız geçti. Sonra cep telefonu aldım. Aslında benim o mevzuyla ilgili şöyle bir hikayem var. Yılmaz abinin Organize İşler filminde de oynamıştım ben. Şu anda duyduğumuz bu ses bir İstinye Park'ta çalışırken de her gün bu saatte oluyor. Evet. Çabuk git abicim. Abiciğim. Yeni siliyorlar. Evet. Temizleyici abilerin sesi. Bize alışkınız ona. Neyse. Evet. Siz de alışkınız. Organize işlerde oynamıştım ben daha önce. Orada da sadece benim plan arkamdan. Mikrofonu şey yaparak. Arkamdan. merdivenlerden çıkıyorum ve kamera arkamdan çekiyor. İzleyen arkadaşlarım yani arkanla oynamışsın ama gene de. Hangi merdivendi o? Ben şey kitapçıdaki. Yo çektik sahnesi evet, vardı. Evet. Fakat... Ben de bir ters günümdü, hastaydım falan o sahneyi beceremedik. O zaman lafları atalım Bülent'ciğim dedik. Çıkışı verelim. Sonra ama bütün arkadaşlarım... Kitap imzaladığı şey. Altan Erkekler'in kitabı imzaladı. Bu filmde de bizim aslında Bülent'le ikimizin yani cep telefonu hamburger olarak artı böyle 3 sahnemiz daha vardı. Ve orada şakır şakır doğaçlama oynadık. Yani Yılmaz abi doğaçlama oynayın dedi. Sonra ne kadar güzel doğaçladıysak... Bunlar, sen mutfakta bunları seyrettin. Tabii. Bu bülbüller benim yanımda oldular. Dut yemiş dut mi? Yemiş ama çok o bakımdan çok zordu bizim için. Çünkü Yılmaz abiden üstün karakterleri oynuyoruz. Hani hepimiz Yılmaz abiyi üstündeyiz yani aşağılayabiliriz statü olarak. Şimdi doğaçlarken normalde çocuklar biraz daha şey oynayın diyor. Abi. Tamam abi. Ondan sonra Rıza Şenir sen ne biçim falan adamsın gibi girmemiz gerekiyor. O da yemedi. Yani ama oyun bu. Yine o sizin güzelliği, yine o sizin güzelliği, o sizin güzelliği insanlarından dolayı. Tabii çünkü aynen Murat'ın peki, dediği gibi. Peki Büşra Şanslı Hanım telefonu. Telefonu vereyim ben. Mikrofonu. Radyatörü. Mikrofonu verelim. Evet dinliyorum sizi. Sizi
kimler seçti? Siz de ekip arkadaşları seçince mutlu oldunuz mu? Kendinizi tabii istiyor çok, muydunuz o rolde? Çok mutlu oldum, evet. Neredeyse yani, aslında oy birliği değil mi? Neredeyse, neredeyse oy birliği. Neredeyse değil, oy birliği. Senaryo okur okumaz gerçekten çok güzel olduğunu düşündüm ama benim hep kaygım vardı hani belki olmam diye, yaş aramızdaki yaş farkından ötürü. Eşini oynayamam diye düşünüyordum ama sonrasında... Hiç öyle bir yaş farkı falan belli değildi ama filmde. Evet. Zaten benim yaşımı abartıyor kaynaklı. Oraya da gidiyor. Saçları bir boyadım. Zaten saçları boyunca hemen olduk yani. Hemen oldu. Oynayarak olduk, terbiye. Suudi Arabistan doğumlusun. Ne zaman Türkiye'ye geldin? 5 yaşımda. Ha 5 yaşından itibaren burada. Ha ben de zannettim ya uzun yıllar kaldın falan. Yok hayır. Zannettim. Yani orada da BKM'ye nasıl dahil oldun? Mutfak mı diyeceğim, BKM mi diyeceğim, ne diyeceğim? Hepsi olur ya. Tamam. BKM'ye ama ben... mutfak diyelim bunların. Mutfak şeyi diyelim. Söylüyorum. Evet. İzmir'de okuyordum. 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesini bitirir bitirmez İstanbul'a yerleştim hemen. Ve BKM'ye CV'mi bırakmıştım. 10 Eylül'de bize geldi. Oradan öyle bir... İşte sınav açıldı falan, o şekilde girdim. O şekilde kaldın ve de. Evet kaldım. Sen sınavda ne oynadın? Sen hiç atı... Senin onu bir kere de söyleyebildin mi? Hayır, hiç söyleyemedim, onu oynamıştım. Hangi bölümde? Babasının? Evet, babasının. Ya zaten herkese ait. Gene hüzündüren bir bölümdü. Evet. Hüzündüren. Ben konservatuara gidiyorum, ben de oynuyorum evde. Bir şey söyleyeceğim, o temizlik aracına söyleseniz geri dönüyor galiba, dönmese. Ya şuradan geçeceğim, benzer geçmesin. Biraz bizi de temizleyerek geçermiş. Ve gelelim Ersin Bey size. Sizin hikayeniz daha da ilginç değil mi? Hem kuzen teyze çocuğu musunuz tam olarak? Ve yıllar orada mutfakta çalış ama bayağı şey mutfakta çalışmışsın değil mi? Mutfakta bulaşık da biz falan aslında ekiple beraber hani ben de çalışıyorum. En kıdemlisi benim grubun içinde. Hani daha önce BKM'li olan benim. Evet, sonra doğru. Çocuklar geldi. Doğrudur. Evet. O yüzden rol takım dağılmıyor. Kaptanıdır kardeşimiz. İki kaptanımız var. Evet, ondan birisi. Ben... Sorumsuz kaptan. Sorumlu. Sorumlu. Her şeye atlayan, atlamayan. Atlamayan. Hiçbir şeye karışmayan, her şeyle uğraşan. Karışan. Evet. 11 yıldır buradayım diyor hocam. Hesaplıyoruz. 7 çıkıyor 11 yıl diyordu. Hesapladık 6 yıl. Sonunda tamamladık 11'e geçen sene. Sen geri gidelim. Pizzacıdaki bulaşıkhaneye gidelim. Ne zamandı? 99 galiba. 99 daha 11 olmamış. Daha olmadı. Daha o bile 11 olmamış. 98 diyelim o zaman. 98. Sen şimdi geldin ve oyunculuğa nasıl başladın? Gerçekten hani gidip Yılmaz Bey'e şey mi dedin? Ben oyuncu olmak istiyorum. Bak bende bir yetenek var dedin. Sonra öyle bir rol denk geldi ve o şekilde mi başladı? Evet, aslında şöyle bir şey olmuştu. Ben BKM'de teknisyen olarak çalışıyordum. Teknisyen olarak çalışırken bir mola vermiştim. Çok yorulmuştum. Baktım Yılmaz abim de çantası elinde. Merdivenden aşağı iniyor. Beni de gördü. Ne yapıyorsun dedim. Hiç oturuyorum abi dedi. Dedi hadi gel beraber sinemaya gidelim. Dedim hadi kanka gidelim. Biz beraber sinemaya gittik. Filmi izledik. Ara oldu. Dedim Yılmaz'cığım sana ne alayım? Patlamış mısır al dedi. Aldık mı yedik. Sonra dedim ki ya Yılmaz abi ben kendime çok güveniyorum. Hani bana kısa bir rol yazarsanız ben kendime güveniyorum. Yani hissediyorum kendimi yani yapabilirim dedim. O da bana şey dedi yani kamera karşısında heyecanlı nasıl yapamazsın peki, demişti. Peki bu arada onlarken yaparken ya da Yılmaz oynarken sen şey kıskan yani kıskan ne denir? Prova yapıyor muydun kendi kendine onların taklidini falan? Yani Man, yapıyordum hani daha doğrusu dekor aralarında deliklerde izliyordum hani. Sen hiç Atış Bece'yi gördün mü? Cem Yılmaz'ın stand-up'ı vardı Atademir'in hani bu oyunlar olduğu zaman kamera arkasında şey delikten izliyordum hani nasıl oynuyorlar nereyi falan. Nereyi kapatıyorsun? Nereyi delmiştin? Teknisyene bak, dekoru delmiş. Çünkü teknisyen olduğum için bazı yerleri deliyorduk biz ya. Ama tiyatroda illa bir yeri deleriz. Tiyatroyu delikten izledi. O da girdi tiyatroya. Ondan sonra işte bana bir şeyler oluyor. Yılmaz abim bir oyunu vardı. Ben onun için demiştim hani bana kısa bir rol verirseniz ben kendime çok güveniyorum yapabilirim. Şeyh rolü. Orada da kısa bir rol vermişti bana. Orada da ben oynayınca 550 oyun oynadık. Herkes de çok beğendi. Ondan sonra Cem Yılmaz da izlemişti. Ondan sonra şey oldu işte Doritos reklamları oldu. Ondan sonra Doritos reklamında kimse beni tutamadı. Fazla şey söylemeyelim. Söyleme de. Ha reklama reklam, gibi. Reklam, bir reklamda oynadık yani, de. Ne reklamda. Çok beğenildi. Evet.